Yıldır bu işi yapıyorum. Baba mesleği. Ustam babamdır. Yağlı ekmeğin hazırlanışı normalde önceleri müşteriler yağını getiriyordu. Akşamları sahurda 2 tane, 3 tane, 5 tane atıyorduk. Şimdi onu biz kaldırdık. Kendimiz hazırlıyoruz. Yağımızı, şekerimizi hazırlıyoruz. Ekmeklerimiz 12.30'da çıkıyor. Müşteriler gelip alıyor. Sahurunu yapıyor, getiriyor. İftarımızı açıyoruz. İftardan sonra 10.30'da fırına geliyoruz. Yağlı ekmeğimizin hamurunu hazırlıyoruz. 12-12.30'da ekmeğimiz çıkıyor. 3.30'da paydos ediyoruz. 3.30'da eve gidiyoruz. 10.30'da tekrar geliyoruz akşam için. Bu yağlı ekmek yalnızca Süveyre'ye mi özgü yoksa bölgede de böyle bir şey var mı? Bu yağlı ekmek Süveyre'ye özgü bir tat. Normalde unlu mamullerinde bilseniz bu şekil bulamazsınız yani. Bizimki bize özgüdür. Peki vatandaşların ilgisi nasıl? Ramazanlıkta bayağı ilgi oluyor. Normalde de sipariş üstüne çıkarıyoruz. Ramazanlıkta biraz daha rağbet oluyor. Şimdi bana göre bu sürekli fırıncı ustalarımızın icadı. Yani benim hatırladığım kadarıyla daha önce biz yağımızı, margarinimizi, yumurtamızı, şekerimizi hemen iftardan sonra ya da teravih namazından sonra fırınlara getiriyorduk. Fırıncı ustalarımız sağ olsun sahurda bize bu yağlı ekmeği hazırlıyorlardı. Son birkaç yıldır fırıncılar çok güzel bir şey yaptı. Çünkü malumunuz pandemi var, sokağa çıkma yasakları var. Bazen insanlar yetişemiyor. Fırıncılarımız her şeyi hazırladı. Bu yağlı ekmeği şimdi yapıyorlar. Müşteri artık rahatlıkla gelip bu saatlerde alıyor. Şimdi Süveyrek yağlı ekmeğiyle diğer yağlı ekmeğin arasında bir fark var. Şimdi bu pide değil. Bu orijinal Süveyrek yağlı ekmeği. Bunu bölgede hiçbir yerde bulamazsınız. Fırıncılarımız bunun için çok büyük bir yemek harcıyor. Çünkü hamur yoğurulduktan sonra tekrar yağına, içine biraz da süt katarak şekerini, yumurtasını ayarlayıp pişiriyorlar. Bunun özelliği de söyleyin taş fırından ve meşe odunuyla pişmesi de ayrı bir lezzet katıyor. Şimdi geçenlerde Urfalı
Fırıncılar Odası bir laf demişti. İşte en güzel ekmek Urfa ekmeğidir. Süveyrek ekmeği Urfa ekmeğine yetişmez. El insaf diyoruz. Şu ekmeğin güzelliğine bakın. Bunu Türkiye'nin hiçbir yerinde bulamazsınız. Bu sadece Süveyrek fırıncılarına özgü, Süveyrek ustalarına özgü olan bir ekmektir. Fırıncı arkadaşlarımıza şunu diyoruz. Aslında bunun patentine başvuru yapmak gerekiyor. Süveyrek ekmeği diye. Çünkü apayrı bir lezzet var. Ve bunu sabah da rahatlıkla kahvaltıda yiyebilirsiniz. Çünkü çabuk çabuk bayatlanır.